Bu pazar yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Kayseri-Malatya yolu üzerinde bulunan Karatay Han'a ait vakfiyenin çok ilginç hikayesini hiç duydunuz mu? Farsça kökenli olan kervan, yolcunun konduğu ve gecelediği yer anlamını taşırken, kervansaray ise tüccarın oturduğu, iş gördüğü yer anlamına gelir. Farsça kökenli kervansaray, Türkçe'ye kervansaray olarak geçtiği şeklinde görüşler olduğu gibi, kervansaraylar hem kitabelerde hem de güvenilir kaynaklarda ribat olarak da geçmektedir. Türkiye coğrafyasında en önemli kervansaraylardan biri de Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Kayseri-Malatya karayolu üzerinde bulunan Karatay Kervansarayı ya da Karatay Han olarak bilinen abidevi yapıdır. Karatay Kervansarayı Türkiye Selçuklularının ileri gelen devlet adamlarından Celaleddin Karatay tarafından yaptırılmıştır. Dönemi ise Alaaddin Keykubat ve Hunat Hatun'un oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in dönemi olup 1240 yılında inşa edilmiştir. Selçuklu dönemi vesikalarında muhtedilerin yani dönmelerin baba adlarının daima Abdullah olarak kaydedilmesi, Celaleddin Karatay'ın da belgelerde daima Abdullah bin Karatay şeklinde zikredilmesi onun Müslüman ve Türk asıllı olmadığı görüşünü düşündürür. Kesin olan şudur ki kervansaraya vakfettiği Meşhed köyündeki evlerin onun kendi mülkü olduğuna da bakılırsa Celaleddin Karatay Kayserilidir. Celaleddin Karatay tamamen kendi imkanlarıyla yaptırdığı bu kervansarayı merasimle açılışına vardığı zaman yapının azameti ve güzelliği karşısında gurura kapılıp kibirleneceği korkusuyla hayrının sevabından da mahrum kalacağı endişesiyle derhal orayı terk etmiş, Kayseri'ye geri dönmüş ve merasime iştirak etmemiştir. Celaleddin Karatay 1254 yılında Kayseri'de vefat etmiştir. Karatay'ın cenazesi dönemin geleneklerine uygun olarak Konya'ya götürülerek orada mumyalanmış ve kendisine ait medresenin yanındaki türbeye defnedilmiştir. Karatay Kervansarayı Vakfiyesi'nin çok ilginç bulunuş hikayesine gelince, Karatay Han Vakfiyesi'ni elinde bulunduran bir vakıf evladı, vakfiyeyi yabancılara satmak üzere Mersin'e giderken Ulukışla'da meydana gelen bir kamyon kazasında hayatını kaybeder. Kaza mahallinde bulunan bu tarihi belge, niteliği de pek bilinmeden savcılık tarafından muhafaza altına alınır. Dönemin Vakıflar Umum Müdürlüğü başlarda bu tarihi belgeyle çok fazla ilgilenmez. Daha sonra bu tarihi belgenin bir vakfiye, daha doğrusu Karatay Kervan Sarayı'na ait bir vakfiye olduğu fark edilince Ankara Etnografya Müzesi bir hayli mücadele ve uğraşlardan sonra epeyce de kalabalık olan miratçılardan vakfiyeyi o döneme göre oldukça yüklü bir bedel ödeyerek satın almaya muvaffak olur ve müzeye kazandırır. Bu muhteşem vakfiye çok uzun yıllar Ankara Etnografya Müzesi deposunda beklemekteyken Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'un özel gayretleriyle ait olduğu yere yani Kayseri'ye Kayseri Etnografya Müzesi'ne getirtilir. Mayıs 2021 tarihinden itibaren de müzede sergilenmeye başlanır. Dahası vakfiye günümüze ulaşan tek kervansaray vakfiyesi olma özelliğiyle de ayrı bir değer taşır. Karatay Vakfiyesi'nde vakıf gelirlerinin detaylı bir şekilde teker teker yazılmasından başka gelen yolculara namaz kıldırmak için bir imam tayini, gelen yolculara bedelsiz yemek verileceği, her cuma akşamı bal helvası yapılıp bütün yolculara yine bedelsiz ikram edileceği, yolcuların ayakkabılarının tamir edileceği, edilemiyorsa da yenisinin verileceği, hana gelen hayvanların nallanması için gerekli nal ve çivisinin sürekli bulundurulup bedelsiz nallama yapılacağı, hasta hayvanların tedavisi için sürekli bir baytarın bulundurulacağı, iyileşmesi mümkün olmayan hayvanın yerine yenisinin verileceği, hastalanan yolcuların bedelsiz tedavisi için kervansarayda bir revir ve eczanenin bulundurulacağı, ölen hastalar bedelsiz kefenlenip gömülecekleri gibi daha birçok hükümler detaylıca anlatılmaktadır. Şimdi tüm bu ilginç bilgiler ışığında bu muhteşem vakfiyeyi yerinde görmek için Kayseri Müzesi'ni mutlaka ziyaret ediniz.